Ne yapabilirim ben bu insana? Ben konuşmaya çalışıyorum zaten. Ben burada bağırdım, çağırdım, yıktım mı bir yerleri? Vallahi Cansel, annesi ta bu zaman, o zaman burada söylemişti. Dedi ki Eser çok zor. Allah Cansel'e kolaylık versin demişti. Cansel neden ara vermek Allah istedin? Allah sana kolaylık versin. Hı? Neden ara vermek istedin? Ara vermek istedim değil. Ben ona dedim ki eğer ki sana iyi gelecekse, eğer yıprantını düşünüyorsan dedim birkaç gün hani ayrı kalabiliriz, konuşmayabiliriz dedim. O ona çok alınmış yani. Ya buna alınacak bir şey yok. Ben bunu kötü bir üslupla da söylemedim. Düzgün bir üslupla söyledim ve neyi düşünerek söyledim. Bana diyor ki ben ailemi karşıma aldım, ona rağmen böyle yapıyorsun bilmem ne. O beni evlenirse ailesini, benimle evlenmeyeceğini söylüyor zaten ailesini karşısına almamak için. Ailemin helali olmadan seni evlenemem diyerekten, tamam mı? Öyle mi dedi? Öyle de dedin bana. Ve ondan nasıl sonra... bir üslupla söyledin onu? Ama onu bak görmedim ben gerçekten. Normal izlemedim. İşte ailemin helali olmadan seni evlenemem diye söyledi. Bunu önceden bana söylese tamam ama finalde daha şeyi söyledi bu. Ailem ne derse desin ben evlendim. Tamam işte. Şurada söyledi ya bana tamam işte benim de sorun ettiğim bu. Yani bir öyle diyor bir böyle çelişiyor kendi içinde. O da kendince çelişiyor olabilir ama ben ne yapabilirim ki? Ya Eser üzerindeki yükü hafifletmek için Cansel'e yükleniyor ama bu yük böyle hafiflemez, daha da kötüye ben gidiyor. Onun için dedim ayrı kalmak istiyorsan diye. Parladı etti orada. Hani belki insan yalnız kalmak ister ve düşünür, anladın mı? Hmm. Belki hani buna benim de ihtiyacım olabilir düşünmek için. Bu ayrılalım, ara verelim demek zaten değil ama... Biraz yani kafa şu edin, an gittiği edelim nokta düzgün bir noktaya gitmiyor eğer ki farkındaysanız. Farkındayım. Belki de Eser bunu yaparak seninle birlikte bu yolda ailesinden de böyle bir desteği göstermek istiyor. Yani bana destek verin, ben sizi de yanımda istiyorum, o yaşatmak istiyor. Anladın mı? Ama sen mesela deminki konuşmalarınla onun için yapma dedik, hani böyle verme. Ama sinir anında her şey söylenir mi? Söylenir. Bu sinirle çıkmış bir şeydir. Çok da kale alınmaz. Belki ailesini yumuşatmak için. Sen de çok iyi, çok istediğini biliyorum ailesinin de desteğinin olmasını. Bunu belki de herkesten daha çok sen istiyorsundur. Murat abi doğru söylüyor. Belki ailesini ikna edebilmek amaçlı onların helali olmadan olmaz tarzında. Onlar da diyecek Eseri ki tamam oğlum. Eseri bilmiyor musunuz? Biliyoruz. Şu an ben de çelişiyorum. Onun için mi söyledi sizce? İşte şu an bilmiyorum. Kendi düşüncelerimiz bu. Öyle düşünmesini şey temenni ediyoruz. Şey çok saçma bir kere. Hani aranızdan başka birisi olsa... Hani ailemin helali falan dese ben bunu anlarım. Ben öyle derdim. Tamam ben bunu anlarım. Çünkü siz hani böyle daha kırsal, daha Anadolu'dan gelen evet erkeklersiniz. Ben bunu amenna derim. Ama Eser Amerika'da yetişmiş. Daha böyle ha, hani dünya şeyi geniş daha bir adam. Görüşlü. Daha açık görüşlü bir adam. Hani helali ne demek? Annemin helali ha lafı, babamın helali. Eser böyle bir adam değil arkadaşlar. Anladınız mı? Hani Eser'in gerçekten ya başka sıkıntıları var, büyük sıkıntıları olabilir. Ben ona çok hak veriyorum. Hepimizin zaman zaman çok büyük oluyor, sıkıntıları oluyor, doğru, olmuyor değil. Ama peçete bu kıza da yazık. İşte şu an ne biliyor musun? Anladın Eser mı konuşamadığı hani... için, Eser kendini ifade edemediği için hepimiz Eser adına düşünüyoruz, hı, farklı şeyler şimdi düşünüyoruz. Şimdi bu lafı ben asla Tankut'tan ve Eser'den, kusura bakmayın, bana inandırıcı gelmez. Cansel'in ağlamalarındaki etkini anlayabiliyorum. Aile ve çelişkili söylemleri Eser'in. Ha haklı. Bundan önce daha geçen gün ben aile önemlidir dediğimde Adnan aile önemli değildir. Yarın öbür gün benim içimde okta kalsa bunun sıkıntısını çekeceğim ben diyen insan. Şu an ben annemin helalliğini alacağım diye sanki bizim doğudan 40 yıldır ilişki yaşayan insan. Yani doğuda ya sanki ilişkisini yaşıyor da gelmiş. Amerika'da var mı helallik ya? Ya da ben bilmiyorum, anlayamadım. Fakat Eser'in vermiş olduğu çelişkili söylemler Cansel için de sıkıntı olacak. Bizim de aklımızda soru işaretleri uyandıracak. Neden peki böyle diyorlar sence? Neden seni başta onaylayıp sonradan istememezliğe döndü bu iş? Senin bir tahminin veyahut da bir bilgin var mı bununla ilgili? Bilmiyorum. Ya ne olursa olsun bu kadar kötü bir şey değil yani. Hani bu yani kadar kötü olacak bir şey değildir. Ben de onun için soruyorum işte. Ben de şaşırdım. Ya aldatmadı, ihanet etmedi, aldatmadı, yalan ihanet söylemedi. Olmadı ne yani. Ne bu yani bu kadar anlamıyorum. Ya bir de şöyle yani bir şey var. Ailelerin her ne olursa olsun ikili ilişkilere karışmaması lazım. Biz yetişkin bireyleriz. Buraya geldiğimize göre bir şeyleri aşmışız demek. Çünkü karışmak var, karışmak var. Ha, şimdi bu evlilik boyutu olunca evlilik boyutunda aileler devreye girebiliyor Melis. O yüzden karışmaları... Hayır şu yüzden bir de zaten onun için bu ev değil. Ha, yoksa dışarıda da bir sürü şeyler yaşanıyordu. Yine flörtlerin olabilirdi dışarıda. Tabii canım.
Evlendikten sonra noktasına haklısın iki ilişki. Fakat ama burası flört programı değil. Burası evlilik programı. Evlilik programı olunca aileler de dahil oluyor. Sakin ol sana kardeşim. O yüzden. Görüşmek üzere. Can sen yine. Nereden çıkıyor? Güzel çıkıyor. Verdim mi? Niye bu kadar meraklısın gitmeye ya? Hazal. Hey. Bunlar da iletişim kuramıyor. Niye bu kadar meraklısın gitmeye? Belki korkularım vardır. Mektup. Hayda. Ne? Ay ben yürüyemiyorum, bekleyin. Korkularım vardır diyorum, korkularım. Seninle alakalı. Oğlum benimle alakalı korkun olacağı hiçbir şey yok ama ben bir şey demiyorum sana. Ben gelmeden önce ne konuşuluyordu abi? Şükrettim. Şey senin bu onunla olan diyaloğunda biraz Cansel'den almak istedik yani. Ne diyor? Nedir düşünceler, nelerdir? Ne diyor? Söylediği şu bir konu var, bu önemli. Seninle ben karşılıklı konuşuyorduk geçenden, dedim ya ailem istemiyor diye ben Cansel'den vazgeçersem, aha, benim içimde hep bir ukde olacak, evet, pişmanlık yaşayacağım. Evet. Ben her şeye rağmen, evet, zaten Cansel'i seçmişim ve aşkımın, sevgimin peşinden gidiyorum. Diyor ki, dünkü konuşmada da benim ailemin helalliği olmadan ben niye seninle evlenemem demiş. Evet. Neyine vereyim abi? Sonra da nasıl ben de dedim ki, neyine vereyim peki, ya? Bunun ya, üstüne sen yaptığı suratı, yaptığı tavrı görmüyor musun? Yanından kalk buraya geliyor. Bir saniye abi, bir saniye. Neden ara vermek istedin dedim. Yani niye böyle bir şey yaptın? Ya bu kötü bir şey değil. Ben onu sadece hani şu andaki bu durumumuzdan yani dolayı bir şey olsun diye. Yani kendimizi bir dinleyelim. Bir bakalım. Neyi anlamıyorum. Neyi dinliyoruz? Neyi dinleyeceğiz? Çünkü şimdi aile probleminiz var. Sen bir öyle bir öyle söylediğin için. Bir öyle bir öyle söylemiyorum bak ben. Ne diyorsun? Abi. Çünkü bana dedin ki abi çok iyi hatırlıyorum ya, öyle dedin yani. Ne derse desin benim ailem, ama ben buna şöyle bir yorum yaptım. Dedim ki belki de annesi, ailesinin de, ki sen bunu onaylarsın dedim, helalliğini alması, yani onun da bu ilişkiye onay vermesi için böyle bir şey sana söylemiş olabilir. Şu anda sıcak beyinle hareket ediyorsun dedim. Söylediğin cümleler ne dedi? Tam önemli, olarak ne söylüyor? Önemli dedim yani. Ne söyledi? İşte gelin adayı ben hiçbir şey yapmadım onların beni kabul etmemesi için dedim. Hiçbir şey yapmadım. Yani. Bu ona kalmamış. Bu ailelere kalmış bir şey, insanlara kalmış bir şey. Bak abi, ben buraya geldim, tamam mı? Cansel benim hayatımda, ben ne dedim? Hiç kimseye karışmıyorum dedim. Evet. Hiç kimsenin ne dediyse ben, Cansel benim hayatımda dedim. Bunu her zaman söyledim. Tamam, Cansel benim hayatımda olmaya devam edecek. Ama diyorum evlilik bambaşka bir boyut. Evet. Evlilik abi değişik bir müessese. Okay. Ben eğer annemin babamın benim üstümde hakkı varsa, ki çok var. Var. Tabii onların ki helaliyle evlenmek istemem. Helali olmadan evlenmek istemem abi. Ha 3 yıl, 5 yıl, 2 yıl, 1 yıl, 5 ay sonra annem babam Cansel'i daha iyi tanır bilmem ne. Sonra derler ki tamam oğlum sen git bu kızla evlen. Direkt gel evlenelim, that's it. Hmm. Ama şu anda bu pozisyonda değil. Yani no. Çünkü yani yapamam. Ben böyle bir yanlışı yani anneme babama yapamam. Yani çünkü onları hiçe sayamam. Ya bırak bak her şeyi bırak. Bana gelmiş yok ara verelim diyor. Ya bu ara, ben dünkü tepkim, tamam mı? Dünkü şeyim Cansel'e değildi. Benim tepkim her şey. Bana kalkmış şey diyor, ayrı kalalım diyor. Ne gerektiriyor bizim ayrı kalalım? Ben sana, sen benim kadınımsın demişim, hayır, sen benim hayatımdaki insansın demişim. Ben kimseyi umurumsamıyorum diyorum. Sen ayrı kalarak çözemezsin yani. Çözüm ayrı kalmak değil. Abi ayrı kalmak ne? Ben sana her şeye rağmen pençelerimle tutunmaya çalışıyorken sen bana ayrı mı kalalım diyorsun? Evet. Ben
ben her şeyi yapmaya çalışırken sana tutunmak için sen bana bunu mu diyorsun? Evet. Nasıl diyebiliyorsun bunu bana? Sen bir insan için her şeyi yapmaya çalışıyorsun, her şeye rağmen tutunmaya çalışıyorsun, ilişkiyi devam ettirmeye çalışıyorsun. İlişkiyi devam ettirmek tutunduğun insan sana ayrı kalalım diyor. Ben sana, ben ne diyeyim orada? Ne diyebilirim? Sen yeter ki sen kısmetse.